Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Medieval Dynasty videosuyla bugün başlayalım dedim. Ondan sonra da akşam Farming Simulator 22 canlı yayın açarız. Bugün yapmak istediğim şeylerden birisi şurada biraz malzeme birikmiş. Onlardan bir şeyler yapalım. Evet. Çubuk, çavdar, yulaf bunlar kalsın. Un yapacağız birazcık. Unu neyden yapacağız ona bir bakalım. Veyahut da un üretimini biraz daha artırsak. Şuradan üretime gelelim. Üretimde değildi un. Ahırda un. Aynen un üretimine biraz bir şeyler verelim. Çavdar. %5'er verelim ya. Şimdilik biraz üretsinler. Sonra bakarız. Dikkat etmeye çalışırız değil mi? Tamam, un üretmeye gerek yok. Onlar kendisi üretir. Ahşap şişelerden satabiliriz. Demir balta, bıçak. Bunları ayarladım normalinde satışlarını. Hasırımız yeterli. Kalas. Keten sapı. Bununla bir şeyler yapabiliriz. Gidelim bir bakalım. Keten saplarını kumaş önce iplik yapacağız. Ama bir dakika. İplik yeterli. Sanırım kumaşa bir bakalım. Bu son satın aldığımız şeyler. Şimdi iplik yeterli. Kumaş yapacağız. Gidelim biraz kumaşımız olsun. Dediğim gibi bunlar son satın aldığımız malzemelerden. Kumaş. İplik. Çekil bakalım. İpimizi yapalım. 18 tane. İpimizi yapalım. İp zaten yeterli. Bunları da kumaşa çevirelim. Kendimiz de üretiyoruz. Ama başlangıçta olduğumuz için malzeme ihtiyacımız daha yüksek. Bir de satıyoruz ürettiklerimizi. Yarısını yaptı. On dört dedik, 15, 3 tane daha kaldı. Sekiz. Tamamdır. Gidelim şurada. Çekil oğlum. Koçum oğlan. Tamam. Yer aç. Kumaşımızı yapalım. Kumaşı yaparken de hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın.
Tüm destek olan arkadaşlar için de teşekkürler. Bundan sonra bir de satışa gideriz. Nadar'la yarım kalan bir işimiz vardı. Onu tam söğüşleyelim. Kışın yarısını yeni geçiyoruz. Önümüzde bayağı bir zaman var kışın bitmesine. O zaman içerisinde geri kalan köylerle ticaret yapar, av falan yaparız. İlkbaharda müthiş iş bir şey bizi bekliyor. Yani bayağı bir iş olacak. Tarla sayımız çok. Bir de dahaki mevsimde yani senede ne zaman oluyor tam bilmiyorum da meyvelerin teker teker hasat olacak. Yani meyve bahçelerimiz de hazır olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren yapacağımız iş sayısı çok ve bir sürü işçimiz de şeye ayrılacak. Çocukları olacak artık, anne olacaklar. Çalışmayacaklar 2 sene. Oradan bayağı bir üretim yavaşlığı olacaktır. Onu kendimiz dolduracağız. Şimdi karşıya bir geçelim. Nereye gidiyorsunuz? Oturmuyor mu? İyi oturun bakalım. Evet, burası satış yerlerimiz. Mutfaklarımız. Şöyle bir bakalım. Şunları giderken götürebiliriz. Bunları kaptırırız ona. Başka şişelerden bir 100 tane alalım. Ya boş ver. Şöyle bir 100 daha alalım ya. O kadar şişeye ihtiyacımız var mı ki? Yok. Bir yandan zaten de üretiliyor. Bunları ben kendim yapmıştım. 500 tanesini. Gene yaparız yoksa. Bir 100 tane daha şişe alalım yanımıza. Bakır cevheri dursun. Buğday tahılı. Kalaslardan bir şeyler üretip götürebiliriz. Burada bir şey yok. Evet, burası. Kupaları alalım. Tamam, bunları alalım. Parayı da alalım. Burada bir işimiz yok. Silahlardan bakabiliriz. Veyahut da aletlerden, öyle diyeyim. Silah, hepsi silah değil. Silah olarak da kullanılabilir ama. Taş ok. Ağırlığımız 60 kilo. Biraz da şuraya bakalım. Buradan da bir şeyler alır götürür. Aynen. Buradan da bir şeyler alıp götürebiliriz. Bu kaselerin burada ne işi varsa artık. Buğday birası. Değil mi? Biralar. Al lan. Komple al gitsin. Al satarız. Al satarım. Onlar dursun. Çorbalara gel. Közde pişmiş et. Etleri alalım. Soğan. Su. Sular dursun. Burada da tamam. Bunlardan bir gidelim. Nerede bizim eşyoğlu eşek? Yok, ata binelim. Ata binelim. Gidip satalım.
Zaten yakında hemen şurası. Nagar'ın köyü. Nerede bu Nadar? Ahırda mı gene? Yok. Ahırda değil. Evde. Nadar? Oğlum Nadar mı değdi? Evden çıkmıyorum bu ara. Nadarlandı. Anladım. Aynen. Bunları bir al sen. Gerisine bakarız. Sende para çoktu. Onun için sıkıntı. Gene gelmemiz gerekecek. Kürklü papuçlar, asilzade. Ya bunlar. Şunları satacağız. Buğdayları al. Etler benim olsun. Oho, sende daha 1.000 lira para kaldı. Koçum oğlum. Hesabımız bitmedi. Geleceğim yine. Hadi bakalım. Köyümüze geri dönelim. Manyakta daha 1.000 lira para var. Manyak herif. Sen, lan. Bizim şeyimiz niye azalıyor? Üretim. Atölyeleri demir. Demir balıkçı. 2. Şöyle 3 diyelim, değil mi? Balık. Hamsi paluk. Kırpmaya o kadar lazım değil. Tam böyle dursun. Katliam çıkmasın. Sen şunun 8'ini ver. Ver şöyle. Ya daha da fazla verebilirsin aslında bu kadar malzemeyi. Değil mi? 90. 10 tane daha ver. Aha. Babalara geldik. Yükümüz ağır oldu. Atımız nerede? Atçım buraya gel. Gelecek misin ta önümüze kadar? Yok. Seninle şu Nadar'ı söğüşlemeye gideceğiz de. Yükümüz ağır oldu. Böyle yere bir atalım. Şuradan alalım. Nadar'a gidelim. Yatmadan Nadar'ı söğüşleyelim, gelelim. Nerede o? Hehe, kaçamazsın. Kaçamazsın. Oğlum bu saatte mi gidiyorsun işe? He? Bütün gün yattın bizim gelmemizi mi bekliyordun? İşe gitmek için manyak herif. Lan balta yanlış verdik. Neyse. Nadarcığım.
Sende para kalmasın. 30 liran kaldı. Bozdur bozdur harca değil mi? Bütün kış. Kışın sana lazım olur. Baltayı da sattık. Baltayı taşa vurduk. Evet, burayı da söğüşledik. Rolnika Bidanka durağımız Tutki olacak. Söğüşleyeceğiz. Millet de iş bıraktı. Kızım çekilin, çekilin. Atın önünden. Ezileceksiniz. Yatmadan onlara da gidelim. Zamanımız var çünkü. Yetişiriz. Üzerimizdekileri bir daha boşaltmayalım. Ağırlar çünkü. Tutki'ye geldik. Kız kaçma. Kaçma. Dur sana balta getirdim. Kazma kazma. Kazma getirdim. Ne aynen o dediğinden. Ha, kazmaları al. Zaten fazla paran yokmuş. Deli etme adamı. Yürü git. Burada bir tane tosun daha olacaktı. Raymond. Raymond. Neredesin? Ben buradan geçemiyoruz. Raymond. Raymond oturuyor mu? Evet. Burada oturuyor. Raymond ben geldim. Koçum oğlan. Aynen. Görürsem söylerim. Şunları al. Deli etme adamı. 150 lira. Hadi bıçağı da vereyim. Köye gittiğimizde yenisini alırız. Başka da sana kaptırabileceğim bir şey yok. Hadi görüş. Yeter. Dur, sende ne var? Benlik bir şey var mı sende? Sende yok. Sende yok. Hadi. Köyümüze geri dönelim. Dursun üzerimizdekiler. Ertesi güne ne de olsa satarız. Gidip yatalım, kalkalım. Yattık, kalktık, hop buradayız. Herkese günaydın. Şurada bir su içelim. Dilimiz damağımız kurumuş. Oğlum içsene. Susuzluktan gebereceksin. Yiyecek yok üzerimizde. Yiyecekleri kaptırmıştık. Birine. Şuradan yiyecek alalım. Karnımızı da doyuralım. Ne yiyelim? Et yiyelim gene. Kurumuş et. Balık eti.
Balık eti yiyelim bol bol, balık etli oluruz. 20 tane yeter. Karnımızı doyuralım. Bizim at daha önce çıkmamış piyasaya. Aynen. Bunları sana yükleyeyim. 14 tane diyor. Tamam. Atçığım. Ben de bir şeyler alayım. Ondan sonra çıkalım yola. Biz ne satmıştık? Bir şeyi satmıştık ama unuttum. Baltayı. Balta lazım değil şu anda, dursun ya. Ağırlık yapıyor üzerimizde. Satabileceğimiz bir şeyler bakalım. Gözükmüyor şu anda. Pek de fazla bir şey. Gene aletlerden satalım. Balta diyor. Baltayı taşa vuralım. 17 tanesini alsak ne olur? Tamam. Zaten ağırlık tam oluyor. Biz de ağır oluyoruz. Atımıza binelim. Şimdiki gideceğimiz yer Branika. Branika'ya gidelim. Atımızın yükü de ağırmış bak. Hızlı da koşmuyor. Gidelim Branika'ya. Bir ara balık da alayalım ha. Balığa çıkalım. Sağlam yerlerden gidelim ki yükümüz ağır, koşamıyoruz. Hızlı. Bizonlar, kurtlar falan saldırırsa telef olmayalım. Hem atı hem bizi telef ederler. Zaten kış mevsimi, açlıktan kırılırdırlar. Evet, geldik zaten. Nerede bunlar? Evde mi? İkisi de evde. Yok, 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 yok. Yok, 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 yok. Önce ben. Seni bir söğüşleyeyim, ondan sonra gidersin. Acelen ne? Ne var sende? Bak, ketenleri alabilirim. Keten, kumaş. Keten sapı, keten iplik, değil mi? Gerisine gerek var mı? Yok. Bizim kendi koyunlarımız, üretimimiz devam ediyor günlük. Baltaları al bakayım. Yalnız dikkat et, baltayı taşa vurma. Hatta akılları da alalım. Dur. Bunları da al. Öyle git. Tamam, kızma. Ne bağırıyorsun? 140 liram var işte. Deli para. Ben sana o parayı nasıl bırakayım şimdi? Ne kaptıracağım ben sana 140'lık? Neyse.
Hadi acıdım bu sefer. Yoksa ta köye gider bir şeyler alır gelirdim. Dostum. 1.100 lira var. Sende çok para yok. Al şunları. 100 liran kaldı. Bozdur bozdur karı koca harcayın. 100, 140 onda var. 100 desen de 240. Oh. Deli para. Kışı çıkarttınız. Diğer köye gidiyoruz. Onun da yerini göstereyim. Baranika'ya gidiyoruz. Bir tek Gustavia ile Borova kalıyor. Söğüşlenmedik. Buradan direkt şuraya gidelim. Belki de Alina buradadır. Koyunların orada. Yok. Alina burada değil. Alina. Alina evde. Alina buraya bak. Ben geldim. Senin şunları bir al. Senin 210 liran kaldı. Sana bir de kazmam yok 250 lira. Kazmayı kitleyemiyoruz ama şu balta çekici al. Tamam. Sen de bizlik bir şey yok. Peynir, süt, ayran, yoğurt. Ham çökelek sende kalsın. Yersiniz. Senin burada gene var söğüşlemediğimiz. Malzememiz de yok. Onun için gidelim. Bir daha geldiğimizde onu söğüşleriz. Oradan ağrı da Borova'ya geçeriz. En son da Gostavia'ya gideriz. Şimdi köyümüze geri dönelim. İyi malzeme aldık. Keten malzemeleri de aldık. Dekorasyonda falan kullanacağız çünkü onları. Stoklayalım. Sokak lambaları yapacağız. Bir sürü şey yapacağız. Atımız yoruldu. Tek sıra halinde gidiyorlar. Çalışkanlar. Maden ocağına gidiyor bunlar. Bizim madenciler. Sade keten de vardı değil mi? Ahıra gidelim. Buralar bizim tarlalar. Olmayı bekliyor hep. Kızım yer aç. Şu ketenleri halledeyim. Zaten fazla yok. Hani şimdi dikim evine gidelim tekrar. Bunları ip yapalım. Sonra depoya atalım.
Oğlum çekil. Bas git. Yürü git. İp yapacağım. İpimizi yaptık. Buraya mı geçtin? Yürü. Kumaşımızı da yapalım. Keten kumaş. Kumaş daha fazla yapıyor. Ya öncekiler duruyor mu üzerimizde? Ne diyor? Unuttuk mıydı? Kumaş yaptık mıydı? Yaptıktı. Yapalım kumaşlarımızı. Atalım bunları da depoya. Ondan sonra keyfimize bakalım. Dedik. Keten. Tamam, 20 dedik. Depomuza atalım. Tohumları da atalım. Evet. Bu işimiz tamam. Hep ne demiştik? Biraz da balık tutarız demiştik, değil mi? Deneyelim, yapalım. Deneme derken ben zaten önceden yapmıştım, denemişliğim var yani full balık avlamamıştım ama şuraya birinci sırayı yerleştirelim. Bunu da seçelim. Balığa çıkalım. Su içelim madem suya girdik. Etrafta balık gözükmüyor. Koskoca suda balık mı yok? Oğlum kuruttunuz mu? Şurası bizim balıkçı kulübesi. Şurada ne var? Oraya bir gidelim. Bir şeyler gördüm. Kalastan bol bir şey yok bizde de. Keten tohumu. Demir. Tamam. Kalasa gerek yok. Kalas zaten bol var. Balığı nerede bulacağız? Uyan da balığa gidelim. Balık gözükmüyor. Aha, bulduk. Buldum. Buldum. Boşa mı attık?
Balık. Yok. Fırdım o ne? Fırdım. Lan atı boş ver. Ben tuşları karıştırdım. Aferin. Aferin, ben tuşları karıştırdım. Suya geliyorsun. Balığı nerede bulacağız başka? Uyan da balığa gidelim. Ha, buradalar. Aynen. Fırdık. Fırdım onu. Levrekmiş bunlar, gevrek değil. Levrek. Üç tane levreğimiz oldu. İki tane daha var orada. Bir tanesi daha bizim oldu. Evet, kaldı bir tane. O levrek denen gevrek üstümüze geliyor. Gel bakayım. Gel gel, acımayacak. O da bizim. Tamam. Balığımızı burada akları avladık. Madem atı çağırdık, kullanalım. Buralarda başka gözükmüyor. Gidelim. Haydi gidelim. Ziyafet var. Bu taraftan bakalım biraz da. Bu tık buralara bakıyoruz da şuralara da bakalım. Belki buralarda da gezerdir, değil mi? Aha. Oradakiler gevrekti. Buradakiler ne? Sazan mı? Az daha yaklaşalım. Yerinde durmuyorlar çünkü. Sazan. Bir tane daha indirdik. Sazan. Sazanları uzakta aramaya gerek yokmuş. Sen de bizimsin.
Sazan. İki tane kaldı. Üç taneymiş. Atalım. İki tane kalsın. Onlar da bizim. Kaldı bir tane. Sazan. Dursana oğlum. Deletme adamı. Aslı başı. Şişleyeceğim. Hepsi o. Ziyafet var. Sazan ziyafeti. Levrek gevrek sazan. Şimdi mutfağa bir bakalım. Başka balıklardan. Sazandan falan neler yapılıyordu? Levrek, gevrek, sazan. Geç onlar. Yiyecek olarak. Yemek olarak. Yemek olarak ne yapılıyordu ya? Direkt balık eti yapıp ondan sonra direkt sazandan veyahut da levrekten bunlar yapılıyor. Aslında kurutulmuş balık eti de yapabiliriz. Ama dur. Şurada. Değil mi? Közde pişirilmiş balık eti diyor. Levrek ve sazandan o ikisi yapılıyor. Birinden onu yapalım. Şurada bir tane. Taze balıktan bir iki tane yiyelim. Şimdi gidelim. Kurutulmuş balık eti de yapalım. Öbürlerinden. Buralar meyve bahçelerimiz. Bol bol balık eti yiyelim, balık etli oluruz. Balık eti kurutulmuş. Lan. Et diyor. Yo, normal et değil ama. Balık eti. Balık diyor. Balık etimiz yok mu? Levrekten gevrekten yapılmıyor demek ki. Normal balık olması lazım. Tuzlanmış balık. İyi. Fark etmez. Biz de gider közde yaparız. Karnımızı bir güzel doyururuz. Normal balıktan olması lazım onları yapmak için. Közde pişirilmiş balık eti diyor. İyi balık etli oluruz. Yapıp yiyelim sazan.
Levrek, gevrek. Bir tane bundan, bir tane bundan, değil mi? Bak, bunlar daha taze. Sıcak sıcak yeni pişirdik. Yiyelim. Akşam oldu, herkes evine gidiyor. Ne oluyor? Koyunlar, kuzular. Kazlar. Bu kazlara fazla yaklaşmıyorum. Bizi kaza getirirler. Bakalım keçilerimiz burada. Sen de gir içeri, keçileri kaçırmayalım. Hepsi giriyor değil mi? Senden ne abi? Hı? Bak. Ortalıkta kurt kaynıyor ona göre. Git içeride yat. Deli etme, hasta etme adamı. Hı? Canım kurt mu çekti? Eşeğimiz de yatmış. Atımız nerede? Orada. Herkes burada olduğuna göre şuradan bir su içelim. Ufaklıkta gidiyor yatmaya bizim. Aferin benim oğluma. Şurada bir şeyler pişirebilirdik bir ara. Kendi kazanımız kaynasın. Yattık, kalktık, hop buradayız. Yeniden sabah oldu. Soğuk bir kış sabahından tekrar herkese gün aydın. Gününüz aydın. Ya şu koyunları kırpalım. Çıkın koyunlar, sizi de kırpalım. Kırpık olun. Herkes kalkmış. Ateşin başında. Herkesin ateşi çıkmış. Gufa diyor. Arbaletimiz var değil mi yanımızda? Tamam. Bıçağımız, bıçak önemli. Bıçak alalım yanımıza. Yanımızda bıçak devamlı bulunsun. İyi bak, keten kumaşımız hiç yoktu. Şimdi keten kumaşımız da keten ipliğimiz de var. Şu tüy üretimini biraz yavaşlatabiliriz. Tüy. Yönetim. Tüyü biz kime üretiriyoruz? Kime ürettiriyoruz? Tüy. Avcıya mı ürettiriyoruz acaba? Kim ha, bunu ayarlamışlar mı? Şöyle biraz düşürelim. Avcıcığım, şundan yap. Koyunlar. Koyun kuzu. Gelin de. Horozumuz yatıyorlar. Burada arı kovanlarımız, evet, herkes işine gitmeye başladığına göre bunlar kalkmak üzere. Kalkın. Kık. İşe gitmiyorlar. Gidiyorlar aslında.
Bunlar niye kalkmadı hayvanlar? Hayvan! Kalk! Kar da yağmaya başladı. Saat kaç? 7:56, 8'de kalkıyorlar. Bizim ufaklık çıkmış. İlk çıkana el enseyi çekelim buradan. Heh. Kalktı geliyor. Kuzu kuzu gel bakayım. Koyun kuzu. Hey, dut 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 dut. Değil mi? Havu soğuğa. Yünlü yünlü. Terlersiniz. Sizi kırpalım. Sen de gel bakayım, kaçma. Görürsem söylerim. Açım oğlan bizi bekliyor. Açım benim be. Kaçma, kaçma. Sıra sende. Bir dahaki yayında da ineklerinden keçileri sağarız. Aynen. Depoya atalım. İpini falan zaten ayarlı. Otomatik işçiler yapıyor. İpini, kumaşını. Bunları oraya atalım. 73 tane yünümüz olmuş. Yün. Ona da bakalım isterseniz. Şurada kürkü geç. Yün. 80 yün. Yün kumaş. 2 tane var. Yünüklük yok. Nedeni ise üretim. Giysi ve ayakkabı falan üretimi. Onları da satıyoruz. Üretimi olduğu için giysileri bunlardan yapıyoruz. Keteni falan başka şeylere kullanacağız. Mesela şu balıkçı mızrağı ketenden yap. Keten gerekiyor. Keten iplik de kullanılıyor. Onları başka şeyde kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da buraya kadar olsun. 55 dakikaya yaklaşmışız. Kendinize iyi bakın. Abone olup yayınımızı yani videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kaydımızı da alalım. Tekrar görüşmek üzere.